Merhaba magazin severler. Bugün 24 Mayıs Pazartesi. Bizi gördüğünüz gibi Mayıs ayının son haftasına da girmiş bulunuyoruz. Artık zaman ne kadar hızlı geçiyor sizler düşünün. Sizlere bu videomuzda dünün yani 23 Mayıs Pazar gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin tamamını magazinkolik.com sitemize girerek detaylarıyla okuyabilirsiniz. Dünün en çok okunan haberi çok sevdiğim bir kişiden geldi. Sevgili Bahar Öztan kanseri yendi. Hem de tam 3 kez yendi ve sevindiren haber Bodrum'dan geldi. Çektiği fotoğraflarla artık son derece sağlıklı olduğunu ve iyi olduğunu bizlere gösterdi. Geçmiş olsun diyoruz. Allah bir daha o günleri, kötü günleri göstermesin diyoruz. Çünkü Bahar hem insan olarak hem oyuncu olarak önemli birisi. Olması gereken birisi. Hayatımızda olması gereken birisi. Acil şifalarının devamını diliyoruz. Ve burada selam yollayalım kendisine. Deniz Akkaya Brigitte Nielsen imajına büründü. Saçlarını kısacık ve beyaz, artık sarı da değil, beyaz kestirdi ve sanki Brigitte Nielsen gibi o da bu imajını kullanmaya başladı. Dünün iki tane üzücü haberi vardı. Bir tanesi Acun Ilıcalı'ndan geldi. Çok sevdiği amcası, ailesinin büyüğü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başsağlığı diliyoruz ve merhuma da Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Aynı şekilde Ankara Devlet Tiyatrosu'nun önemli oyuncularından Cezmi Gökalp de hayatını kaybetti. Nur içinde yatsın. Allah günahlarını affetsin diyelim. Simge Sağan uçakta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kontrolleri yapıldı. Ve kendisi sonra bir açıklama yaptı. Haberimizi de bulabilirsiniz. Bu sene Eurovision şarkı yarışmasından, Türkiye'nin olmadığı Eurovision şarkı yarışmasından birinci nereden çıktı biliyor musunuz? Sokaktan çıktı. Evet, bir sokak grubu olan Maneskin bu yıl Eurovision'un şampiyonu oldu. İlginç bir haber tabii. Volkan Kız Konak Amerika'da biliyorsunuz. Amerika'da genelde yaşıyor. Kızı da orada okuyordu ve kızının mezuniyet fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştılar. Tebrik edelim biz de. Efendim, sosyal medya haberimiz var iki tane. Bir tanesi WhatsApp'tan. WhatsApp'ta tehlike, gerçekten bunu yapmayın. Eğer size bir kod gönderirlerse bu kodu sakın geri göndermeyin. Tehlikenin boyutu ve büyüklüğü haberimizde mevcut. İkinci sosyal medya haberimiz Twitter'dan geldi. Twitter biliyorsunuz bir süre mavi tık olayını kaldırmış, askıya almıştı. Dünden itibaren artık geçerliliği başladı mavi tıkların. Siz de eğer uyan şartlara uyuyorsunuz ki neler olduğunu haberimizde okuyabilirsiniz. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Editörün seçimi, dün editörün seçimi Mehmet Ali Erbil'den geldi. Mehmet Ali Erbil aşk balonu patladı diye verdik haberi. Bir kızla biliyorsunuz İzmirli bir kızcağız Funda Aksu 24 yaşında kendinden 40 yaş küçük bir kızla resmini paylaşmıştı. Ama işte demek ki dedik ki bu Mehmet Ali Erbil artık iyileşiyor iyicene. Çünkü şakalara ve topluma mesaj vermeye başladı. Ama aşk hikayesi yalan çıktı. Oğuz Yılmaz geçenlerde kaybettiğimiz Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz sosyal medyada öldü diye haberler çıktı, intihar etti diye haberler çıktı. Bunlara inanmayın. Magazin Kolik'te okumadığınız hiçbir habere inanmayın. Aylin Yılmaz dün eşinin mezarının başına gitti ve ona bir söz verdi. Haberimizde okuyabilirsiniz. Bu akşam ekranlara gelecek olan 4 tane dizinin sizlere bölüm özetini ve fragmanını yayınladık. Bunları haberleri okuyarak, fragmanlarını izleyerek sizler de diziyi daha bilgili olarak izleyebilirsiniz. Nedir o diziler? Bu akşam final yapacak olan, hüsranla biten bir final oldu. Çünkü Hülya Avşar çok uzatılmasını istemişti dizinin ama Star Televizyonu
reytinglere yenilik düştü ve ipini çekti Masumiyet dizisinin. Bu akşam final bölümü yayınlanacak. Diğer bir bölümde Çukur, diğer bir dizide Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu ve Maraşlı. Bunları dediğim gibi sitemizden okuyabilirsiniz, izleyebilirsiniz fragmanlarını. Oyuncu çift Deniz Evin ile Gaye Turgut Evin'in bebekleri oldu. Biz yeni bebeğe hoş geldin diyor. Allah analı babalı büyütsün diyoruz. Ceylan Ertem bir röportajında çok güzel şeyler söylemiş. Tutuklanmak kaygısıyla sanat yapmak istemiyoruz türünden bir laf etmiş. Gerçekten de okunması gereken bir haber. Kraliyetten iki tane haberimizle günü kapatalım. Nedir bunlar? Bir tanesi Prens Harry'nin geçenlerde sizlere de sunduğumuz röportajındaki sözleri Kraliçe Elizabeth'i bayağı ağır etkilemiş, ağır yaralamış. Birinci haberimiz bu. İkinci haberimiz de Lady Diana ile ilgili. Yıllar önce bir trafik kazasında kaybettiğimiz Lady Diana ile ilgili. Yıllar sonra bu ölümle ilgili, Lady Diana'nın ölümünden sonra bir istifa geldi. Bu da ilginç bir haber. Bugünlük haberlerimiz bu kadar. Sizleri çok fazla sözü uzatmadan videomuzla baş başa bırakmak istiyorum. Lütfen Instagram'da bizi takip etmeyi, YouTube kanalımızı aşağıdaki abone ol tuşuna basarak abone olmayı unutmayın. Her iki sosyal medyada da her türlü eleştiri, öneri, düşünce, şikayet, talep ve fikrinizi bizlere yazabilirsiniz aşağıdaki yorumlar bölümüne. Yorumlar açık çünkü. Yarın görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.